Gündem Özel programından herkese iyi akşamlar. Bugün konuğumuz Emek Partisi MYK üyesi İskender Bayhan. İskender Bayhan'la Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki son gelişmeleri konuşacağız. Çünkü bugün Emek Partisi Yeşil Sol Parti listesinden gireceğine dair bir açıklama yaptı. Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sürecinde neler yapacak, Emek Partisi ne yapacak? Bu sorulara yanıt arayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle şuradan başlayalım. Şimdi Emek Partisi bu süreçte çok parti tek liste, yani parlamento seçimleri için böyle bir yöntem önermişti. Birçok görüşme oldu tabii ki ittifak içerisinde ve bugün Yeşil Sol Parti listesi içerisinde gireceğinizi açıkladınız. Bu süreç nasıl oldu, nereden nereye gelindi, ne dersiniz? Buradan buraya nasıl geldik? Şimdi tabii Birkancığım, şöyle bir tabloyla yüz yüzeyiz. Yani ittifaklar, Emek ve Özgürlük İttifakı seçim takvimiyle artık pratik olarak seçim süreciyle yüz yüze geldiği andan itibaren gündemin ana başlığı bu ittifak, Emek ve Özgürlük İttifakı seçimlere hem Cumhurbaşkanlığı açısından hem de milletvekili seçimleri açısından en etkin nasıl müdahale edebilir ve bu seçimlerden güçlenerek nasıl çıkabilir soruları gündeme geldi ve İttifak içerisinde de bu sorular uzun bir süre tartışıldı ve kademe kademe çözümlenerek işte bu şu anki noktaya gelebildik. Ama tabii süreç tamamlandı, bitti anlamına gelmiyor bu. Devam ediyor hala, çünkü Emek ve Özgürlük İttifakı seçimlere güçlü bir biçimde katılıp seçimlerden de güçlenerek çıkmak gibi bir sorumluluğu hala taşıyor. Dolayısıyla bu sürecin milletvekili seçimleriyle bir yanı Cumhurbaşkanlığı seçimleriyken o süreci biliyorsun tamamlandı. Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayacağını açıkladı. Çıkarmayacağını açıkladı, kamuoyuna paylaştı. Şimdi artık o noktadan sonra milletvekili seçimleri konusu daha fazla tartışma gündemine geldi ve orada hep belli formüller, arayışlar ittifakı güçlendirecek ve ittifakın hem daha çok oy alacağı, daha çok halk desteği alacağı hem de daha fazla milletvekiliyle seçimlerden daha fazla milletvekili çıkarabileceği, daha fazla milletvekiliyle parlamentoda temsiliyetini sağlayabileceği yöntem ne olabilir diye tartışılmaya başlanmıştı. Ve bizim partimizin tutumu mevcut seçim sistemi ve ittifaklar konusundaki düzenlemeyi de dikkate alarak, yasal düzenlemeyi de dikkate alarak, çünkü siyasi partiler yasasında ittifaklar konusunda geçen seçimlerden, 2018'den sonra bir değişiklik yaptı AKP ve güçlü partileri önceleyen, zaten DONT sistemi böyle bir sistemdi. Ama ittifaklarla burada birçok partinin bir arada seçime girmesi açısından biraz daha avantajlı bir pozisyon ortaya çıkmıştı. Çünkü son, artık oylar sayılmıyor, ittifakın evet, artan oyları. Evet. Sonra bunu Cumhur İttifakı işte neredeyse geçen yıl diyebileceğimiz bir yıl öncesinde yaptığı siyasi partiler ve seçim yasasında yaptığı değişikliklerle yeniden değiştirdi ve bu kez tekrar güçlü partilerin tamamen avantajlı olduğu, daha doğrusu güçlü partiler derken de belli seçim merkezlerinde en çok oy alan, belli illerde en çok oy alan partilerin daha avantajlı olduğu bir değişiklikle ittifak yasasında da düzenleme yaptı. Bir de zaten DONT sistemi bütünüyle böyle bir, yıllardır uygulanan DONT sistemi, onlarca yıldır uygulanan DONT sistemi bütünüyle böyle bir yapıya sahip. Dolayısıyla böyle bir bu koşullarda, bu mevcut durumda, bu somut koşullar içerisinde en ideal yöntem her partinin kendi ismiyle seçimlere girebileceği ve ama belli alan boşaltmalarla belli bölgelerde tek listeyle seçimlere katılabileceği bir formül, hem o partilerin en çok oy alması ve ittifakın güçlü oyla seçimlerden çıkabilmesi açısından hem de mecliste temsiliyet açısından en ideal formüldü. Bunu bu sistem üzerine çalışan, ittifak meseleleri üzerine çalışan, DONT sistemi üzerine çalışan hemen hemen her belki de uzman, her bu konuya hakim araştırmacı hepsi bunun böyle en idealinin bu olduğunu söylüyordu. Yani illere göre bir düzenleme, bir yerde bir partinin girmesi, başka bir yerde başka bir partinin evet, girmesi. Yani oy söz konusu alınacak, oy halk desteği söz konusu olacaksa ittifakın en yüksek oyu almasının temel alınması, milletvekilliği açısından ise tek listeyle illerde tek listeyle ittifak bileşenlerinin
ortak liste vererek seçimlere girmesi. Bu hem oy hem de milletvekili açısından en ideal biçim bir formül olarak gündeme geldi. Emek Partisi de başından beri bunu savundu. Bunu daha pratik anlaşılabilmesi açısından alan boşaltma formülü olarak da ifade ettik. Genel olarak da böyle de söyleniyordu. Ama tabii sonuçta bir bu ittifak ve her parti, mesela diyelim HDP 81 ilde de seçimlere girmek gibi bir öncelik ortaya koydu. Evet, ilk açıklama öyle gelmişti HDP'den. Tabii, 81 ilde gireceğiz diye. Tip de mesela kendisinin seçimlere girmek konusunda ısrarcı olduğuna dair bir tutum ortaya koymuştu. Ve biz bu tutumlardan ortak bir şey çıkarabilir miyiz? Bir sentez, uzlaşma çıkarabilir miyiz? Bu formül, herkes bu formülün en ideal formülü olduğunu reddedecek durumda değildi. Pratik olarak böyleydi gerçekten ama diğer taraftan hem kendi öncelikleri, dönem açısından seçimlere yaklaşımları ve seçimlerden beklentileri, seçim sürecine yükledikleri anlam açısından hem de ittifakın birlikte sonuçta, çünkü hiç kimse ittifakın dağılmasını, ittifak olmadan seçimlere girmeyi ya da ittifakı seçimlerde bozmayı düşünmedi, aklına da getirmedi. Böyle bir seçenek bile masaya gelmedi. Ama tabii böyle sosyal medyada şurada burada mesele bilinmeden ya da çok biliyormuş gibi sanıp ama hiçbir şey bilmeden yazılan, çizilen şeyler oldu tabii. Bu çok şöyle avantajlı sistem, böyle avantajlı sistem ama bunlar, yani bunların hiç gerçekle alakası olan mevzular olmadığını altını çizmekte yarar var. Ama burada İttifakın bileşenlerinin ve ittifakın toplam hedeflerinin en ideal nasıl sentezlenebileceği üzerine tartışma sürüyordu. Ve bir yönü daha var bunun, onun da altını çizmek lazım. Bugünkü açıklamamızda yer alıyor. Bu formül aynı zamanda başta sosyalist güç birliği olmak üzere, sosyalist güç birliği ile Emek ve Özgürlük ittifakının arasında bir seçim işbirliğinin de en ideal formülüydü. Onun da önünü açan bir formüldü. Ama bu programın sınırlarını aşacak bir sürü tartışmayla, deneyimle, bir sürü görüşmeyle, karşılıklı fikir alışverişleriyle mümkün olmadı. Biz kendi açımızdan, Emek Partisi açısından şunu söyleyebiliriz ki, çok çaba sarf ettik böyle bir şeye varabilmek açısından. Ama şu değil yani, illa ya böyle olursa olacak, yoksa ittifak dağılacak ya da böyle olursa şöyle olur, bu olmazsa şöyle yapılır, böyle bir şey gündeme gelmedi, böyle de tartışılmadı. Orada hani kamuoyundaki tartışmanın nabzıyla, görüşmeler ve ittifak güçlerinin birbirleriyle farklı bir hava vardı. Tartışmalarının nabzı farklı olduğunun altını çizmek gerekiyor. Ve son noktada artık takvim de sıkışıyordu ve hala tartışmalarda devam ettiği için üç parti bir seçim takvimi nedeniyle 24 Mart'ta seçimlere ittifak olarak katılacaklarına ilişkin deklarasyon seçim protokolü imzalayıp verdiler Yüksek Seçim Kurulu'na. Ama görüşmeler yine devam etti. Yine arayışlar devam etti. Ve son noktada partimizin genel yönetim kurulu müttefiklerimizle de yaptığımız görüşmeler üzerinden artık bu noktada bir uzlaşma sağlanamayacağını gördü. Böyle bir durum artık. Hala belki bir başka yönüyle düşünülecekse bir, çünkü bu tek parti tek liste seçeneği geldiğinde partimiz ittifak bileşenlerinin toplamı anlaştığı koşullarda bu da ideal bir şey olabilir. Bu da yine diğer formül kadar ideal olmasa da kabul edilebilir formül olabilir diye de tartıştık. Yani o da gündeme geldi ama sonuç itibariyle artık öyle bir noktaya geldi ki önümüzdeki dönem 6 Nisan seçimler açısından, İttifaklarla seçime girmenin biçimi açısından son tarih. 9 Nisan'da listelerin verilmesi açısından son tarih. Bizim bu ideal formül açısından müttefiklerimizi ve diğer dost güçleri ikna etme konusundaki çabalarımızın sonuçsuz kalmasından sonra son yaptığımız toplantıda ya çoklu bütün partiler seçimlere girsin, kim ne oy alıyorsa alsın, ittifakta ne kadar oy alıyorsa alsın diye bir formülle ilerlenecekti ki bu milletvekili sayısı açısından bir vekil öncülemeyen bir sistem. Tabii yani yeni vekiller çıkarmak, daha fazla vekili meclise sokmak gibi bir seçeneği zayıflatan bir yaklaşımdı. Dolayısıyla düşünüp tartışıp bir birlikte yine ittifakın ortak birbiriyle özellikle seçime girme yeterliliği olan tip MHP ve HDP gibi HDP'nin karşılıklı mutabakatıyla böyle girebileceğimizi, seçimlere böyle girmeyi tercih etmemizin daha uygun olacağına karar verdi parti merkezi, genel yönetim kurulumuz. Ve bir iki günde onun
teknik hazırlıkları yapıldı. Bugün de kamuoyuyla paylaşmış olduk bunu. Şimdi son açıklamaya göre Emek Partisi Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin listesinden girecek. Bu durumda hiçbir ilde, hiçbir pusulada Emek Partisi olmayacak mı? Evet, şimdi bu formülde şöyle bir tablo var. Emek Partisi artık Yeşil Sol Parti'nin çatısından seçimlere giriyor. Yeşil Sol Parti, Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde yer alan Emek Partisi, HDP, EHP, Sosyalist Meclisler Federasyonu ve TÖP'ün bir çatı partisi olarak seçimlere girmiş olacak. Bu durumda Emek Partisi kendi adayları ve kendi milletvekili temsiliyetini esas alarak Yeşil Sol Parti'nin çatısından seçimlere girecek ve orada orada adayları yer almış olacak. Şimdi burada Yeşil Sol Partisi'nin pozisyonuna ilişkin anladığım kadarıyla bir değişim var. Yani şöyle, HDP kapatma davası sebebiyle Yeşil Sol adıyla seçime gireceğini açıklamıştı. Bu yönde birçok hazırlıklar yapıldı, ambleminin değişmesine kadar. Şimdi son durumla birlikte şöyle mi oldu? Yani Yeşil ve Sol Parti tam bir çatı partisi mi oldu? Evet, şimdi Yeşil Sol Parti'nin biliyorsun HDP'nin kapatılma tehdidi ciddi bir Türkiye'de demokrasi mücadelesi açısından son dönemlerin siyasi partiler ve siyasal demokrasi açısından yüz karası kabul edilecek en önemli hükümetin ve Anayasa Mahkemesi'nin de tutumu itibariyle en önemli sorunlardan birisi olarak çokça tartışıldı. Ve HDP peki böyle bir tehdit altında nasıl seçimlere girebilir diye başka formüller, bir sürü formüller tartışıldı ve bunlar da ittifakın gündemine geldi. Ama burada şöyle bir özgün tablo çıktı. Yeşil Sol Parti hem öncesinde de zaten HDP'nin bileşeni, HDP'nin bileşeni bir parti. Hem Emek ve Özgürlük İttifakı dolayısıyla Emek ve Özgürlük İttifakı'nı destekleyen, onun bir parçası olmayı kabul eden bir parti. Ama aynı zamanda da HDP kapatma tehditinden dolayı da HDP'nin seçimlerde onun listelerinden girerek, Yeşil Sol Parti listelerinden girerek seçim kampanyası yürüteceği de bir parti pozisyonundaydı. Şimdi Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşenleri açısından da bakınca biz de ittifakın bileşeni olarak Yeşil Sol Parti'nin o zaman listelerinden, onun çatısından girmek üzere bir formül üzerine yoğunlaşınca ister istemez şöyle iki nokta Yeşil Sol Parti'yi artık Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşenlerinin tip dışındaki diğer bileşenlerinin ve HDP'nin ve Yeşil Sol Parti'nin kendisinin de yer aldığı bir seçim partisi ve bir seçimde bir çatı parti pozisyonuna getirdi. Bunlardan birincisi şudur. Önümüzdeki dönem bu güçler Yeşil Sol Parti kendi imzalarıyla, kendi logolarıyla Yeşil Sol Parti'nin bir seçim bildirgesini hazırlayacaklar ve ortak seçim bildirgelerini ilan edecekler. Ve bu belki de bu dönem seçim kampanyasının temel metinlerinden birisi olacak. Bu kamuoyuyla paylaşılacak. İkincisi de Yeşil Sol Parti çatısında yer alan bütün partiler ve Yeşil Sol Parti çatısında onun listelerinden seçimlere girme kararı almış olan bütün parti ve örgütler seçim kampanyası boyunca kendi bağımsız politik çalışmalarını, kendi bağımsız propagandalarını, kendi bağımsız çağrılarını, kendi adaylarının çalışmalarını olabildiğince güçlü bir biçimde örgütleyecek, sürdürecekler. Biz buna eylemde birlik, propaganda ajitasyonunda serbestlik diyoruz. Yani oyda ve sandıkta birleşeceğiz. Ama kampanyalarımızda olabildiğince ittifakın bileşenleri olarak ve Yeşil Sol Parti çatısından seçimlere giren partiler ve örgütler olarak güçlü bir kampanya örgütlemeye çalışacağız. Hı hı. Son sorum şu. Şimdi yaptığınız açıklamada Emek Partisi'nin Yeşiller ve Sol'un listesinden girmesine dair iki gerekçe vardı. Birincisi ittifakın güçlendirilmesi. İkincisi de şurada notlarıma da bakayım. İşçi sınıfı başta olmak üzere emekten, barıştan ve demokrasiden yana güçlerin parlamentoda temsil edilmesi için deniyor. Az önce de ifade ettiniz, yani tek bir listeyle seçime girmek daha fazla milletvekili konusunda bir stratejiye dair bir şey diye. Peki Emek Partisi'nin göstereceği milletvekili adaylarını nerelerde göreceğiz? İlk sıralarda görecek miyiz? Şimdi bütün saray hareketlerinde göreceğiz bir kere. Olabildiğince Türkiye'de Emek Partisi'nin işçiler, emekçiler üzerinde, gençler üzerinde, ezilen, sömürülen halk kesimleri üzerinde, üretici köylüler üzerinde etkisinin olduğu, çalışmasının olduğu,
faaliyetinin olduğu bütün kentlerde kendi adaylarıyla politik çalışma sürdürecek ve Yeşil Sol Parti'ye oy isteyecek, onu güçlendirecek. Buradan güçlü çıkmayı esas alacak şekilde yaygın bir aday listesiyle Yeşil Sol Parti'nin çatısına aday vermek konusunda bir mutabakatımız var, bir önceliğimiz var. Bunu sağlayacağız. Elbette her parti gibi işçi sınıfının devrimci partisi olarak Emek Partisi mecliste de işçi sınıfının temsilcilerinin, adaylarının hem Emek ve Özgürlük İttifakı'nın hem de Yeşil Sol Parti çatısından girme kararı alan parti ve örgütlerin adaylarının emekten, barıştan, demokrasiden yana olan güçlerin mecliste temsiliyetini de önemsiyor. Bunu önemsemeyen bir parti olamaz yani. Tercihleriniz açısından düşünüyoruz. Dolayısıyla Emek Partisi de bunu önemsiyor ve böyle bir seçim kampanyası içerisinde ve 14 Mayıs sonrasında Emek Partisi'nin de mecliste milletvekillerinin olduğu, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Emek Partisi'nin milletvekilleriyle parlamentoda, parlamento çatısı içerisinde kendi adıyla, kendi partisiyle bulunduğu bir amacı, hedefi taşıyor. Buna uygun olarak da listeleri oluşturmak üzere de çalışmaları sürüyor. Burada herhangi bir pürüz yok şu anda. Emek Partisi de önümüzdeki dönem güçlü bir biçimde bu seçimleri, evet yani bu seçimleri hem ittifak olarak hem de Yeşil Sol Parti'nin güçlü bir oyla kazanıp mecliste temsil edileceği bir sonucu elde edecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bunun sayısı ne olur, ne kadar olur? Bu artık işçi sınıfının, emekçilerin, Türkiye'nin sömürülen, ezilen halk kitlelerinin Yeşil Sol Parti'ye vereceği oy desteğine, halk desteğine bağlı. Umarız en çok sayıda olan olur. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Bu hafta gündem özel programında Emek Partisi MHK üyesi İskender Bayhan bizimleydi ve Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki son gelişmeleri, Emek Partisi'nin son açıklamasına dair sorularımızı yanıtladı. Haftaya bir başka programda görüşmek üzere.